Herkese merhaba, ben Cemal Taner. Evet arkadaşlar, sizlere bu videoda Ruji Networks ve ürünleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Ruji veya Reye olarak isimlendirildiğini bu şekilde ürünlerin üzerinde görebilirsiniz. Arasında ne fark var? Biraz sonra bunlara değineceğiz. Reye, Redefine Your Easy Networks olarak tanımlıyor kendisini. Ruji'nin daha çok böyle SOHO dediğimiz orta ölçekli ve küçük ölçekli işletmelere yönelik ürünleri, Ruji ürünleri ise daha çok enterprise tarafa, kurumsal tarafa yönelik ürünleri. Öncelikle şunu söyleyelim, Ruji'nin hem Ruji ürünlerinin hem de Reye ürünlerinin bir cloud çözümü var. Bugün biliyorsunuz hemen hemen her markanın bir bulut çözümü, cloud çözümü var. SDN çözümleriyle birlikte, yani bir access point'in kurulumuyla ilgili bir controller, belki fiziksel bir controller gerekirken, bugün ne yapabiliyorsunuz? Bir bulutla veya bir yine Reye'nin, Ruji'nin ürünleri bir gateway, bir controller görevi görüyor ve bu şekilde hallediyorsunuz. Baştan söyleyelim, Ruji'nin cloud arkadaşlar ücretsiz. Hani herhangi bir lisans sınırlaması, cihaz sınırlaması olmadan ömür boyu ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ve yine hem web üzerinden hem de mobil üzerinden cep telefonunuza iOS ve Android'de kullanabileceğiniz çok güzel bir uygulaması var. Ben Android'de yükledim. Türkçe dil desteği de var. Onu da söylemiş olayım. Gerçekten kullanımı az önce hani Reye'yi açıklarken Redefine Your Easy Network demiştik ya, gerçekten easy. Yani baktığınız zaman, çünkü Reye cihazlarda mesela Ruji'nin birçok üründe olduğu gibi bir konsol girişi yok. Mesela şu en altta gördüğünüz bir Ruji Switch, gördüğünüz gibi bir konsol girişi var. İşte bir CLI ile eski kafalı benim gibi insanlar komut satırından ne yapabilir? Konfigüre edebilir. Ama baktığınız zaman şu işte bir POE Switch, bu diyelim ki alttaki bir router gateway, bunların üzerinde herhangi bir konsol kablosu girişi yok. Ne yapabiliyorsunuz? Mobil uygulamayla veya bir web arayüzünden konfigüre edebiliyorsunuz. Çin'de lider üreticilerden biri Ruji Reye. Baktığınız zaman istatistiklere, yine Gartner raporlarında da baktığınız zaman ilk 5 üretici olarak görünüyor. Az önce de söylediğimiz gibi Ruji'nin daha çok enterprise ürünler ürettiğini, Reye'nin daha çok orta ölçekli işletmelere ve yine SOHO dediğimiz Small Office tarafına ürünler ürettiğini söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz ürünler nedir derseniz, temelde switchler var arkadaşlar. En altta gördüğünüz bir Ruji Layer 2 switch. Ondan sonra ne var mesela? Yine Ruji Reye, mesela şu gördüğünüz bütün portları POE destekli. Yine cloud'dan yönetilebilir bir switch. Altta bir ne var? Router var arkadaşlar. Router gateway olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi access pointleri var. Bunların hatta daha büyük, böyle outdoor, daha dışarıda çalışan, şu an masaya sığdıramadım ürünlerin hepsini, modelleri var. Yine şurada gördüğünüz gibi bir ev Wi-Fi mesh router özellikleri var. İşte bu videonun ve devamında gelecek videoların bir sürprizi bu arkadaşımız kendisi. Bu videolar arkadaşlar, bu Ruji Reye serisinde çektiği videoları LinkedIn üzerinde, başka bir sosyal medya platformu değil, LinkedIn üzerinde, yine videonun altına da yazacağım, Ruji ve Reye etiketleriyle paylaştığınız arkadaşlar 3 kişiye şu gördüğünüz RGEW1200 Access Point'ten hediye ediyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Bundan sonraki videolarda da yine hatırlatırım. Her bir videoyu burada LinkedIn profilinizde Ruji ve Reye etiketleriyle paylaştığınızda bu Access Point'lerden biri sizin olabilir. Çekiş işleri de, bunları da videolarını yine YouTube kanalında takip edebilirsiniz. LinkedIn'den de paylaşabilirim. Az önce dediğimiz gibi ürün ailesi nedir derseniz, switchler, routerlar, access pointler, bu şekilde ev cihazlar arkadaşlar. Ruji Cloud, az önce de söylediğim gibi ömür boyu kullanabiliyorsunuz ve bir cihazın arkadaşlar devreye alınması birkaç dakika içerisinde, bunu önümüzdeki videolarda göreceksiniz. Hem kullanımı çok kolay hem çok basit ve birçok şeyi cloud üzerinden, özellikle cep telefonu üzerinden yapabiliyorsunuz. Mesela bir POE cihazı kapatıp açmak, yeniden başlatmak gibi, hani bizim IT'cilerin bir klasik lafı vardır ya, kapat aç düzelir diye. Bir sorunla karşılaştığınızda ne yapabiliyorsunuz? Cihazları yeniden başlatabiliyorsunuz. Ya da ne yapalım? Diyelim ki bir proje hazırladınız ya da bir access point kurulumunu yaptınız. Onlarla ilgili testler, ölçümler yapacaksınız. Yani uygulama üzerinde, yine Ruji'nin geliştirdiği birkaç tane daha uygulama var. Bu uygulamalarla bunları çok kolaylıkla, herhangi bir ekstra yazılıma gerek kalmadan yapabiliyorsunuz. Tabi bunlar cloud üzerinden çalışıyor dedik ama bunlar arkadaşlar standalone da çalışıyor. Yani isterseniz tek başına bir cloud çözüm olmadan da bunları kurup kullanmanız mümkün. Önümüzdeki videolarda hem bu switchlerle ilgili, ki daha öncesinde geçtiğimiz haftalarda bir video paylaştım, Cisco ile Ruji'nin komut satırını karşılaştırdık. Orada görebilirsiniz arkadaşlar, yine sağ tarafa eklerim. Orada hemen hemen komutların aynı olduğunu gördünüz. Tabii farklılıklar da var, yani hepsi birebir aynı olacak diye bir şart yok ama
Cisco komut satırına alışkın olan birisi Ruji switchleri de çok kolaylıkla konfigür edebilir ki RE olsun ya da Ruji'nin cloud çözümleri olsun, az önce söylediğim gibi zaten herhangi bir konsoldan, komut satırından konfigür etmeye kalkmadan çok kolaylıkla konfigür ediliyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Mesela bu access pointlerle ilgili birkaç tane daha var elimde dedim ya, masaya sığdıramadım. Bu evlerde kullanabileceğimiz access pointler ya da küçük işletmelerde kullanabileceğimiz access pointler arkadaşlar kurarken o kadar kolay kuruluyor ki. Yani mesela işte router modunda kuruyorsunuz. Diyelim ki Wi-Fi ya da getirip bir kabloyu takıp kuruyorsunuz. Arkadaşlar bir IP adresini alıp, hani hotspot ayarlarında olur ya, bir yerde bir kablosuza bağlanırsa otomatik bir web arayüzü gelir ve oradan belli bilgileriniz girmeniz gerekir. Siz herhangi bir IP adresi yazmanıza gerek kalmadan tarayıcı açılıyor ve size o cihazın işte Ruji'ye o access point'in web arayüzü geliyor. Siz de oradan varsayılan kullanıcı parolayı giriyorsunuz ve cihaza login oluyorsunuz ve konfigürasyonu yapıyorsunuz. Yani bakın, az önce söylediğim gibi bu kadar da kolay kullanımı ve konfigürasyonu ki zaten mobil uygulamasıyla, bunları da önümüzdeki videolarda göreceksiniz, çok çabucak, çok kısa sürede ve kolaylıkla cihazları devreye alıp konfigürasyonlarını yapmak, ayarlarını yapmak mümkün. Evet, tekrar söylemiş olayım. Bu videoları ve bundan sonra gelecek videoları, her bir paylaştığınız video arkadaşlar farklı farklı videolar. Her biri size bir çekiliş hakkı kazandıracak. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili çekişler yapacağız. Yine ben bunları elimden geldiği kadarıyla yeri gelecek canlı yayınlarda gerçekleştireceğim. YouTube kanalımda ve LinkedIn hesabımdan takip etmeye çalışın. Az önce söylediğim gibi Ruji ve RE etiketleriyle bu videoları paylaşan 3 arkadaşımıza kademe kademe ay ay bunlardan birini arkadaşlar 3 kişiye bir tane RGEW1200 serisi, bu gördüğünüz access pointlerden hediye ediyor olacağız. Başka videolarda görüşmek üzere.